etmek için arkadaşlar videomuzu çektik diyelim. Şurada şu işarete basıyoruz. Yav diyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şuraya geldik. Sesimiz nasıl çıkmış? Yav diyor. Böyle çok bir girdili çıktılı çıkmış, böyle bir cızırtı var zaten. Olan bir şey. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Sesimizin olduğu yeri seçiyoruz. Mesela şuraları arkadaşlar. Boş buralar. Delete diyebiliriz. Şuraları da delete diyebiliriz. Şurayı boydan boya seçtik. Etkiler. Gürültü azaltma. Gürültü profilini getir dedik arkadaşlar. Tekrar etkiler. Gürültü azaltma. Ve tamam dedik. Eğer bir 20-25 dakikalık bir ses kaydettiyseniz bu biraz zaman alır. Şimdi tekrar dinleyelim. Yo. Daha iyi. Bunu tabii Camtasia da üzerinden de ayarlayacağız. Devam edelim arkadaşlar. Diyelim ki sesimizi kaydettik. Verdik sesimizi. Camtasia'yı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan istediğimiz bir videoyu alıyoruz. Örnek verecek olursak. Öncelikle ben intromu almak istiyorum. Sonra outromu. Herhangi bir ses, bir müzik, bir webcam fotoğrafı. Aç diyorum arkadaşlar. Intromu aldım. Buraya attım. Introm burada. Intromun sesini kapatıyorum. Çünkü intromun üzerine bir müzik vereceğim arkadaşlar, biliyorsunuz. Geldim buraya da müziği attım. Müziği şurada kestim. Geldim buradan da kafa kafaya eşitledim bunları. Çok oldu. Evet, şimdi bakalım ne oldu bizim intromuz. Tabi ekranda da şuralardan büyütüyorsunuz arkadaşlar, kafa kafaya getiriyorsunuz. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi sesi çok çıkıyor. Bunu da ayarlamak için audio tıklıyoruz. Buradan sesi azaltıyoruz. Devam ediyoruz. İntromuzu saniyeler içerisinde hazırlamış olduk. Hemen ardından arkadaşlar videomuzu alıyoruz. Pardon. Mesela bir video seçelim. Daha önce kaydettiklerimizin arasından. Masaüstü diyelim. Buradan belgelerime gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu kaydettiğimiz dosyaya gidiyoruz. Buradan bunu seçtik mesela. Ağaç dedik arkadaşlar. Bunu da aldık. Buraya attık. Bunu da geldik. Bunun kafasına yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi burada bayağı bir uzun bir videomuz var. Şimdi burada benim sesim yok. Malumunuz ki. Sesi çünkü audio stil ile kaydediyorum. Onun da sesini almam gerekecek. Herhalde şuydu onun sesi de, yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar, Euro Truck Simulator oynuyoruz bugün. Evet, sesi de bu. Şimdi, bunun sesini arkadaşlar montaj yapmamız gerekecek. Audio City ile sesimizi kaydettiğimiz için. Audio'ya geldik. Şöyle sesi biraz arttırdık. Ki duyalım ne oluyor, ne bitiyor. Evet. Şuradan. Şimdi arkadaşlar, yakınlaştırıyoruz yakınlaştırabildiğimiz kadar. Buradan geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator oynuyoruz bugün. Şimdi bir kayma var. Ufak bir kayma var. Buradan ne yapacağız? Şunu şöyle bir kırptık. Tam sesimizin kafasına denk getirdik. Şimdi bakıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Burada da ufak bir kayma var. Bunu da aldık arkadaşlar. Biraz kırptık. Tekrar bakıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hala ufak bir kaymamız var. Bu şekilde ayarlıyoruz bunu. Yani milim milim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Sesten de kırpabilirsiniz. Fark etmez. Ama sesten kırpmanız daha... Herkese merhaba arkadaşlar. Çok ufak bir şey daha. Kırptık mı bu iş tamamdır. Ya buradan ya oradan yani. İkisinden birinden. Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle sesimizi ayarladıktan sonra yapmış gibi düşünelim. Bu biraz zahmetlidir arkadaşlar. Biraz sinir bozucudur. Ama ayrı ayrı kaydettiğimiz için böyle daha kalitelidir. Ondan sonra
Hemen geliyoruz medya seçeneğimize. Buradan bizim bir outro'muz var arkadaşlar. Outro'muzu da aldık, şuraya attık. Şunu biraz uzatalım. Diğer videolara bakarsanız zaten arkadaşlar şeyi görürsünüz. Nasıl yapıldığını, neler yaptığımı görebilirsiniz. Sonrasında bir oyun videosu alıyoruz tekrardan yine. Herhangi bir şey fark etmez. Onu da buraya koyuyoruz. Bunu bir uzaklaştırıyoruz. Şunu bir kırpıyoruz arkadaşlar. Kafa kafaya getiriyoruz bunu da. Şimdi şunu bir küçültelim. Bu bizim outro'muz olacak. Videonun sonunda çıkan. Bunu buraya koyduk. Güzel bir şekilde sabitledik. Cam gibi. Burada sesimiz var. Bu sesi kapatacağız arkadaşlar. Ve yine bir müzik koyacağız. İstediğiniz gibi bir şey koyabilir. Fark etmez yani. O size kalmış. Müziği de koyduk böyle. Artık müzikle beraber. Bunun sesini tabii yine ayarlayabilirsiniz. Artık videomuz kullanıma hazır. İnce ayarlarında kurcalaya bulursunuz. Fazla uzun tutamayacağım. Buradan Product and Share'a tıklıyoruz. Buradan Custom Production Settings diyoruz. Yani kendim belirleyeceğim. Şuradan YouTube'a falan aldanmayın. Gerçekten çok kötü kaydediyor. İleri diyoruz. VMV olarak kaydediyoruz. Şuradan Best Kalite seçiyoruz. Buradan weight 1280, height 720 yapacaksınız arkadaşlar. Böyle yaparsanız videolarınız 720p kaydolur YouTube üzerinden. İleri diyoruz. Burada bir şey ellemiyoruz. Buraya da videomuzun ismini yazıyoruz. Son diyoruz ve videomuz renderlanıyor arkadaşlar. Videomuz renderlandıktan sonra YouTube'a 720p kalitesinde videolarınızı gönderebilirsiniz. Eğer bu video size yardımcı olduysa videoyu beğenerek ya da kanalımıza abone olarak videolarımıza bakarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Oraya ışık mı konur ya? Öyle ışık mı olur ya? Allah giriyordum ya.